Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezde korkunç bir deprem yaşadık. Kahramanmaraş'ta biz de o depremin içerisindeydik. Yaralılarız münasebetiyle Konya'da tedavide bulunmak amacıyla yaralılarımızı buraya taşıdık. Sonra da geçici olarak biz de buradayız. Burada bir bakın bize temin etmiş olduğu bir evde kalıyoruz. 3 ailene. Bize bir ev verdiler, dayalı döşeli. İhtiyaçlarımızı karşıladılar. Buradan geriye deprem bölgesine doğru bakıyorum. Orada kalan kardeşlerimiz var. Enkaz altında canlar var. Mallar var. Onları çıkartmaya uğraşıyorlar. Çoğu çocuk, yaşlılar. Barınacak şartlar yok. Onlar devletin ve vakıfların hizmetleriyle başka vilayetlerde kendileri için ayrılan mekanlara gittiler. Orada memleketin büyük bir kısmında aynı anda yaşanan çok korkunç bir felaket var. Fakat değerli kardeşlerim, o korkunç felaketi yok etmek için yine korkunç kelimesiyle niteleyelim, müthiş de bir hizmet var. Devletle beraber, devlet gibi çalışan vakıflarımız, derneklerimiz, gönüllü kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşları var. Onların bir yandan böyle canhıraş bir şekilde bedenlerini ortaya koyarak fiili hizmetleri, çünkü tırlarla dışarıdan yardımlar geliyor. Bu yardımların indirilmesi, depremden korunmuş bir mekana taşınması, oralarda paketlenmesi, depremzedelere ikram edilmesi, toplu yemekler çıkartılması, bir yandan çadırlar kurulması, yağmur var, hava soğuk, ayaz, buraların ısıtılması, hastaların ayaküstü tedavileri yapılıp diğer vilayetlere gönderiliyorlar. Bütün bunlar insan işi, eleman işi yani aynı zamanda. Ve çok büyük bir servete mal olan mal işi. Bu deprem sadece Türkiye'de de değil, Türkiye'nin sınırlarını taştı gitti. Kardeş ülkeler, özellikle Suriye, bizim kadar acı çekti. Ve bir bakıyoruz ki Türkiye'nin içerisinde depremzedelere yardım götüren o vakıflar, o dernekler oralara da gitmişler. Oradaki kardeşlerimize de yardım ediyorlar. Devlet olarak elbette ki orada ilk şaşkınlığı attıktan sonra herkes ayakta. Devletin tepe noktasında Cumhurbaşkanı'ndan tutun aşağıdaki bütün insanlar Allah razı olsun çalışıyorlar. Onlar vazifelerini yapıyorlar ama yaşı gönüllü kuruluşlar her türlü takdirin üstünde değerli kardeşlerim. Bu arada diğer İslam ülkeleri, İslam coğrafyasının o sıradaki bir haritasına baktım. Türkiye'ye yardım gönderenler, yani geçmişte Osmanlı Devleti, daha önceki kurulan devletler, Selçuklular, Abbasiler, Emeviler, İslam devletlerinin olduğu, yaşadığı o mıntıkalar yeşile boyamışlar. Türkiye'ye yardım gönderenler. İslam dünyası yardımda birleşti. Ya Rab, bunu fiili birliğe, gönül birliğini, siyasi birliğe, ekonomik birliğe tebdil eyle Allah.
اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَ Müminler birbirlerine kardeşleridir. وَاَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ Kardeşlerinizin arasını ıslah edin. Bozulanlar varsa düzelttiğiniz gibi işler bozulmuşsa onları da düzeltin yani. وَاتَّقُوا اللّٰهُ Duyarsız kalmayın. Allah'tan korkun. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Merhamete uğramak istiyorsanız. Peygamberimizin ifadesiyle bütün Müslümanlar, bütün bir ümmet Muhammed, hangi şehirde, hangi ülkede, hangi yaşar, hangi dili konuşur, hangi ırktan olursa olsun, hangi renkten olursa olsun, bütün Müslümanlar birbirlerinin kardeşleridir. Peygamberimizin ifadesiyle birbirlerine sıkı sıkı bağlı, bünyan-ı mahsusturlar ya. Nasıl ki diyor Efendimiz, vücutta bir ağrı, bir sızı olsa, bir organda, bütün vücut, bütün beden, insan uykusuz, aynen onun gibi. Dişiniz ağrısa uyuyamazsınız. Şu kadarcık küçücük bir diş, gözünü de uykusuz bırakıyor, kulağını da, elini de, ayağını da, mideni de yani. Neden? İşte böyle. İslam toplumunun peygamberimiz böyle birbirlerine bağlamış elhamdülillah kardeşlik bağlarıyla. Ve bu kardeşlik bu zor zamanlarda bir kere daha gözüktü elhamdülillah. Şu deprem günlerinde vakıflarımızın gayretlerine bakıyorum. Derneklerimizin gayretlerine, sivil toplum kuruluşları, bir kısım cemaatlerin kendi imkanlarıyla oralarda oluşuyor. Elhamdülillah. Allah-u Teala'ya sonsuz hamdü senalar olsun. İçimizde, içimizden çıkmış ama bizden birisi olmaktan da çıkmış, yabancılaşmış. Batıcı sistemin, seküler sistemin, laik sistemin, pozitivist sistemin, materyalist sistemin, İslam'ı öğretmemesi, bilakis Batı insanına yönlendirmesi, Batı medeniyetinin örnek almasıyla eğitimden geçirdiği, okullardan geçirdiği insanların, bir kısım insanların beyinleri yıkanmış. Bunlar bu cemaatlere savaş açmışlar. İktidara gelirse de hepsinin kökünü kazıyacağız diyorlar. Bir yandan din ve vicdan özgürlüğünden bahsediyorlar. Düşünce ve ifade özgürlüğünden bahsediyorlar. Ama bir yandan da Müslümanların bu tür hizmetlerinin kökünü kazımaktan bahsediyorlar. Akılları gitmiş. Mantıklı düşünemiyorlar. Küfrü öyle bir benimsemişler ve İslam'dan öyle bir nefret etmişler ki Müslüman gördüğümü tiksiniyor adamlar. Allah Celle Celaluhu onları da ıslah eylesin. Şimdi pişman oluyorlar mıdır acaba? Düşünebiliyor musunuz? Bu depremin yükü sadece devletin üstünde kalsaydı nasıl bir perişanlık olurdu? Devletten önce vakıflar gittiler oraya. Şu anda gönüllü kuruluşlar. Her biri bir yerde bir şekilde bir hizmet etmeye çalışıp yaraları sarıyorlar. Böylece depremzedeler kendi dertleriyle. Halbuki bu yaralar sarılmasaydı o insanları birisi gelir, kışkırtır, provoka eder, devletine isyan eder, milletine isyan eder. Ne felaketler yaşanabilirdi ya. Derdimizin çokluğundan anlatamıyorum. Ama şunu demek istiyorum değerli kardeşlerim. Helal olsun vakıflarımıza, derneklerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, cemaatlerimize, gönüllü hizmetlerimize. Bunların başındakilere ve ayaklarındakilere hepsine selam olsun. Allah hepsinden razı olsun. Ellerinden geleni yapıyorlar. Biz hastalarımızı Konya'ya gönderdikten sonra bir müddet daha orada kaldık. Yaklaşık bir 10 gün getirenlerden yemek yedik. Verdikleri battaniye de ısınmaya çalıştık. Arabalarımızda yattık. Gece çok üşüdüğümüzde motoru çalıştırmak zorunda kaldık. Hatta korkmayın, çalıştırın, üşümeyin size dediler ve bize bidon bidon yakıt verdiler. Düşünebiliyor musunuz?
Devamlı hastalıklarımız var. Eczaneye gidiyoruz. Bu hapları kullanmazsak hayati mesele var. Alın diyor adam. Reçete sormuyor, para sormuyor ya. O günleri böyle atlattık elhamdülillah. Sadece o günler değil tabi, bu günler devam ediyor. Açlık her gün devam ediyor. Üşüme her gün devam ediyor. Ve deprem bölgelerinde bu hizmetler hala devam ediyor. Çok büyük bir nimet. Çok büyük bir faaliyet. Evet. Öyleyse değerli kardeşlerim, bu vakıflarımızı, bu derneklerimizi, bu sivil toplum kuruluşlarımızı biz de gönüllü katılarak güçlendirmeliyiz, çoğaltmalıyız, bereketlendirmeliyiz, kem gözlerden korumalıyız. Bunlara düşman olan insanlar var. Allah onlara fırsat vermesin, imkan vermesin. Hele hele hiç devlet fırsatı vermesin. Geldiğimiz zaman bunların kökünü kazacağız. Din insanları, kendileri kökü kazınsın inşallah. Hayırlısıyla. Ama bizler bu yardımları gördükten sonra birisinin, hangisini seviyorsak, hangisini kendimize yakın buluyorsak, çeşit çeşit renk renk dernekler, vakıflar var, sivil toplum kuruluşları var, ama hiç olmazsa birisine, birden fazlasına da tabi katkı sunabiliriz de, hiç olmazsa birisine emrinizdeyim diyelim. Ben istediğiniz zaman çağırabilirsiniz. Evladım var, hizmette kullanabilirsiniz. Ben de size şu kadar aidat ödeyeceğim diye onlarla bağ kurmalıyız ve desteklemeliyiz değerli kardeşler. Hoşçakalın ve selam.